çeşitli sebeplerden ötürü belki bir hafta belki bir haftadan biraz daha fazla yemek yemeden hayatta kalmayı başarmış insanları duymuşsunuzdur. Uzun süreli açlıklarda vücudumuzda bazı değişiklikler olur. Bunlardan en önemlisi kanda oluşan değişikliklerdir. Çünkü kan konsantrasyonlarında meydana gelebilecek bir değişiklik veya kan basıncının düşmesi organların yeterli beslenememesine neden olur. Bu da organların görevlerini tam olarak yerine getirememesine ve iflas etmesine neden olur. Son derece tehlikeli olan bu uzun süren açlık diyetleri sırasında vücudun tüm yağ ve kas depoları kullanıldıktan sonra ölümcül bir kalp krizi ile karşılaşılabilir. Angus Barbieri gerçekten başarılı olan açlıktan kaynaklanan en aşırı kilo kaybı vakalarından biriyle bilinir. Angus Barbieri kilo vermeye kararlı olan obez bir adamdı. Hastaneye geldi ve doktorlara ne olursa olsun hedeflediği kiloya düşene kadar yemek yemeyeceğini söyledi. Böylece doktorlar da onu izleyebileceklerdi. 1965'te Angus 207 kilo ağırlığındaydı ve bu da birçok tıbbi bir soruna neden oluyordu. Angus 27 yaşında daha gençken hayatını beklenenden daha erken bitirebilecek açık sağlık sorunları belirtileriyle çoktan karşılaşmıştı. Bu nedenle Angus Barbieri bir yıldan fazla yemek yemeyerek kendi yöntemiyle kilo verme kararı aldı. Tek bir kuralı vardı. Açlığın sağlığını veya refahını etkilemeyeceğinden emin olmak için her gün bir doktorun onu kontrol etmesini sağlamak. İlk plan 40 gün boyunca katı bir yiyecek yememekti. Aşırı kilosu ve yol açtığı sağlık riskleri nedeniyle zaten yemek yemekten bıkmıştı. 40 günlük açlıktan sonra sağlık görevlileri Angus'un vücudunun açlık sürecine nasıl tepki verdiğini kontrol ettim. Şaşırtıcı bir şekilde Angus'un bedeni çok iyi tepki veriyordu. O kadar iyi ki elinden geldiğince ya da daha doğrusu bedeni açlıkla başa çıkabildiği sürece yoluna devam etme kararı aldı. Angus'un tükettiği tek şey su, kahve, çay ve sodaydı. Sağlık görevlileri ayrıca yüksek dozda vitamin takviyeleri veriyordu. Bu vitaminler organlarının yiyecek yokluğunda çalışmasını sağlamak için hayati bir öneme sahipti. Daha sonra sağlık görevlileri sindirim sistemini sağlıklı tutmak için yüksek dozda maya ekledi. 92. günde doktorlar potasyum seviyesi düşerken hastaya potasyum tabletleri vermeye başladılar. Bizler genellikle tuzdan potasyum alırız. Ancak Angus yiyecek tüketmediği için tuz ve dolayısıyla potasyum da yoktu. Potasyum o kadar hayati önem taşır ki açlık sona erdikten sonra Angus'a kısa bir süre için daha yüksek miktarda tuz yemesi söylendi. Kendisinin söylediğine göre uzun süre aç kaldığı için yemeğin tadını unutmuştu. İlk kahvaltısı haşlanmış yumurta, tereyağlı bir dilim ekmek ve bir fincan siyah kahveden oluşuyordu. Ancak Barbieri yumurtayı yedikten sonra bu bana yetti diyerek kalanları yemedi. Angus'un düşük glikoz seviyesi açlığa normal bir tepki olmasına rağmen sağlık görevlilerini endişelendiriyordu. Ancak genel olarak sağlık görevlileri sürecin ne kadar iyi gittiğine şaşırdılar. Normalde açlık sırasında vücut pek çok sorunla karşılaşır ve organlar bozulmaya başlar. Hiçbir katı yiyecek yemeden 382 günün ardından Angus Barbieri 125 kilo vererek hedeflediği 82 kilogram gibi sağlıklı bir kiloya ulaştı. Angus'a göre hayatında hiç bu kadar iyi hissetmemişti. Daha da şaşırtıcı bir şekilde Angus sadece 51 yaşına kadar yaşamasına rağmen aşağı yukarı hayatının geri kalanında bu kiloyu korumuştu. Öldüğünde ağırlığına sadece 7 kilo eklemişti. Angus'un açlıktan dolayı kilo vermesi 1971'de dünya rekoru oldu. Bununla birlikte böyle bir diyetin sağlık açısından ciddi sonuçları olabileceğinden Guinness Rekorlar Kitabı 2016'da bu rekoru kayıtlarına dahil etmeyi bıraktı. Bugün doktorlar yıl boyu süren aç kalmanın sorumsuz olduğunu çünkü hastanın sağlığını riske attığını söylüyor. Barbieri'nin hastaneye başvurduğu sırada doktorlar obez hastanın gözetimli aç bırakılmasının güvenli bir tedavi olabileceği sonucuna varmıştı. Ancak uzatılmış açlık tedavisinin dikkatli kullanılması gerektiği konusunda Barbieri'yi uyarmışlardı. Uzun bir süre yiyeceksiz kaldıktan sonra kişinin kalbi acı çekmeye başlar. Yeterli vücut yağına sahip biri bir süre buna dayanabilir. Ancak sonunda potansiyel olarak ölümcül sonuçlarla da karşılaşılabilir. Bu yüzden hata yapmayın. Bu tür aşırı diyetler ölümcül olabilir. Hiç kimse sadece bir süre için olsa da yiyeceklerden gelen ve yağ depolarından gelebilecek enerji olmadan hayatta kalamaz.